Herkese saygılar, sevgiler. Bu video yaklaşık olarak son bir ay içerisinde Adana Araba Pazarlarında yaptığım çekimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Yani bir tekrar video olduğunu hatırlatmak isterim. Videoyu izlerken kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek verip motive ederseniz ayrıca memnun edersiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Yumurta kasaya 195 bin lira fiyat yazılmış. Özellikle sürücü kapısının hani çekici çok düzgün değil ama genel olarak bu yaştaki 25 yaş civarındaki bir otomobil için, hatta 30 yaşına yaklaşmış bir otomobil için çok kötü olduğunu söyleyemem. 1.5'i ön camları otomatik, tüp kazanı yeni, muayenesi yeni, 4 lastik yeni, kliması aktifmiş, hidrolik direksiyonda varmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Tavanda da şöyle bir boya dalgalanması, hafif bir macun çatlağı var. İçi de bu şekilde, ekranı var. Düdük sanırım şu şekil yaptırılmış. Yumurta kasa yaşlı olan otomobiller içerisinde gerçekten çok ilgi görüyor. Çünkü az sorun çıkartıyor diğer yaşlı olan otomobillere kıyasla. Admir kasa Accent, Ankara plakalı dizeli. Bunların 3 silindirlileri piyasada çok ilgi görmüyor ve 220-230 binli fiyatlara bulunabiliyor. Ama 4 silindirlileri daha yüksek fiyatlara, 300 bin seviyelerinde satılıyor. Bu da 213 bin kilometrede 205 bin lira gibi bir fiyat yazılmış. Eğer oradaki sıfır tam doğru silinmemişse. Şöyle şu açıdan da çekeyim. Hani ticari geçmişi var yok onu bilemiyorum, belirtilmemiş. Kasası da böyle çok yaldır yaldır diri, bakımlı durmuyor. O ama ortalama fiyatına göre fena değil. Bu araba sanırım taksi çıkması. Az önce biri bakıyordu, motor çalışıyordu. O sırada anahtar üstünde, kapı kilitlendi. Arkadaşlar da kapıyı işte telle falan açmaya çalışıyorlardı. Motoru çalışırken son derece böyle sessiz, titreşimsiz çalışıyordu. Şöyle şuradaki, bu sanırım folyodan kalan sıkıntılar. Şuradaki sıkıntılarını saymazsak dışarıdan bakıldığında kötü durumda gözükmüyor. Taksi çıkması gibi gözükmüyor. Bundan da emin olmak gerekir. 1.4'ü klima, 4 cam otomatik hidrolik direksiyon varmış. 279 bin lira fiyat yazmış ve arabanın tavanı da boyasızmış arkadaşlar. Şöyle şu aksenti hemen şu açıdan da çekeyim. Yanında bir tane daha aksent var. Bu 2011 model. Bunda 330 bin lira fiyat yazmış. Bunun da iletişim bilgisi burada paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi aksentlere baktığım zaman genellikle böyle Admir'lere 300 bine civarında fiyatlar yazılıyor. Bu yumurta kasaya da 300 bine fiyat isteniyor. Bunun nedenini hemen söyleyeyim. Bunu ilk sahibi satıyor. Hiç boya yok ve şu açıdan da genel olarak da hani kasa diriliğini görebilirsiniz. Klimalı. Çalışıyor kliması. Çalışan bir kliması var arkadaşlar. Hiç LPG takılmamış. 200 binde ilk plakası ayrıca. Böyle bu hani temizlikte, bu dirilikte bir yumurta kasa bulmak kolay değil. Tabi bulmak zor olduğu için fiyatı emsallerinin üzerinde doğal olarak. Belki bir üst kasaya. Şöyle çizgilerinde falan dışarıdan bakıldığı zaman bu yaştaki bir otomobil için kusurlu bulduğum bir tarafını söyleyemem. 1.5'i cam otomatiği, merkezi kilit, boyasız, hatasız. Buraya 310 bine, 309 bine yazılmış. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış. 300 bine en son bırakacaklar. Camları falan orijinal. Şöyle bir içinde çekeyim. Şimdi normalde göğüs kaplanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bunların tek kronik sorunu göğüs çatlakları olması. Göğsünde falan çatlak yok şu an. Koltukları falan bu şekilde. Ufak tefek böyle deformasyonlar var şurada göründüğü gibi imbinden. Ama belki pazarda bu yaşta gördüğüm en temiz yumurta kasadır diyebilirim. Bu era taksi çıkması. 1.6'sı 2009 muydu abi? 2006. 2006 modeli. Satan abi diyor ki ben bunu 2021 yılında komple motoru yapıldı. Evet. Ve günlük olarak kullanıyorum. Bugüne kadar normalde taksi çıkması olduğu için hani insanlar tereddüt ediyor. Olumsuzluklar yaşarız diye. Bana diyor olumsuzluk yaşatmadı. Periyodik bakım dışında. Yağ falan filtresi. Yok, şey onları değiştirdim. Motorunu değiştirdim. Evet. Periyodik bakım dışında işte kapısı açılmaması, mazot filtresiydi, şuydu, alt takımıydı. Hepsi sağlam. Hepsi sağlam. Evet. Bunlardan dolayı doğru. Bir yolda kaldın mı öyle söyleyeyim abi. Bir benzin pompasından dolayı kaldım. O da işte, yan sanayi olduğu için. Anladım. Şimdi işte Satan abi diyor ki bir kere yolda kaldım. Taksi çıkmalarında böyle yaşa bağlı, bu yaşa bağlı demeyeyim de taksi çıkmasına olmasına bağlı
bu tür sorunlar yaşayabilirsiniz. Evet. Satan abi 310 bine yazmış. En son kanaldan biri ararsa 290 bine bırakacak. İçinde şöyle bir çekeceğim. Ama önce bir etiketine ve bilgilerini sizlerle paylaşayım. Kilometresi orijinal değil doğal olarak taksi çıkmalarında. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şöyle hani şimdi çok açılıp kapandığı için şu fitilleri bile yıpranmış olabiliyor taksi çıkmalarında ama içinin şöyle kondisyonu fena durumda değil arkadaşlar. Elektrikli ayna, bir de sonradan yapılma şey var. Ekran var. Dijital ekran, dokunmatik. Kapasiteyi falan da fena değildi. Üstünde Varta aküsü var. Motoru belli hani yapıldığının. Böyle yağ kaçakları falan da ben göremedim. Ama bir de alttan bakmak gerekiyor. Hani her otomobili aldığınızda böyle bir altına eğilin. Bir bakın. Araba bu şekilde en sonunda 290 bin liraya bırakılıyor. Geçsin. Boyası çok hoşuma gitti. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şuradaki kusurunu hemen paylaşayım. Ayrıca çeki demir de yok. Çeki demiriyle ilgili hani bende oluşan hissiyatı arada bir söylüyorum. Sanki böyle önden bir tamirat görmüş de çok orijinal yapılmamış gibi. Ama boyasının böyle 10 numara olduğunu söyleyebilirim. Boyanmışsa bile. Arabada tavan bagaj orijinalmiş. Bel altı boyanmış ama dediğim gibi çok çok güzel boyanmış. 2005 model 243 bin kilometrede benzinli LPG'li. 310 binle fiyatlanmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle bir hemen için çekeyim. İçi de bu şekilde, koltukları falan hiç fena durumda değil. Aksentin böyle yaldır yaldır parladığını söyleyemem. Lastikleri de çok iyi durumda değil. Böyle bir pasta poli çekilse arabanın çehresi değişecektir. 2007 model 1.4 benzinlisi 330 binle fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Ön camında bir çatlak var. Tavanında da hafif güneş yanıkları var. Şöyle bir kapısı, camı orijinal gördüğüm kadarıyla. İçini de çekeyim. Ekran yapılmış. Bu döşeme rengini çok seviyorum ama hani nispeten diğer renklere göre daha kullanışsız oluyor. Koyu renklere göre özellikle. Admir. Açıkçası boyasında böyle hani yaşa bağlı soluklar, güneş yanıkları falan var. Ama araba böyle şey kullanılmış gibi durmuyor. Şahıs kullanımı uzun süredir tekelmiş gibi bir hissiyat oluşturdu bende. Dizeli 1.5'i, bunların üst silindirleri piyasada tutmuyor. 335 bine fiyat yazılmış olanlar genellikle 4 silindirli olanları olmuş oluyor. Çamurluğunda da şöyle bir tamirat gerektiren bir durumu var arkadaşlar. İki tane era yan yana, karşılaştırma açısından iki tane otomobil yan yana olunca ben seviniyorum. Şimdi bal rengi olan sanki böyle bir derece daha diri duruyor gibi ama bu durumda detay bakılması, fiyat avantajına göre karar verilmesi lazım. Biz beyazdan başlayalım. 2010 modelmiş. Araba orijinal 194 bin kilometrede olduğu yazıyor. Benzin LPG'li ama 1.4'lüdür diye tahmin ediyorum. 390 bine fiyat yazılmış. İki değişeni, iki parça boyası varmış. Hasar kaydı yokmuş. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Son dönemlerde böyle 400 binin üzerinde satılan eralar 350 bin seviyelerine kadar geriledi. Ama nihayetinde yine hani 400 binin üzerinde de olabiliyor. Bu da benzin LPG'li. Bunun da hangisi olduğu yazılmamış. Bunda da bir değişen 3 boya varmış. 200 bin kilometrede ve 415 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Gerek rengiyle olsun, gerek hani tabi detay önemli. Aralarında 10 bin kilometrelik bir fark var. Koltuk döşemelerinde hafif lekeler, hafif güneş yanıkları oluşmaya başlamış bal rengi olanın ama ikisinde böyle ortalama seviyede olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kelepir diyemem ama olması gereken fiyatlarda yazılmış. 400 binde herhalde fiyatı. Yine bakacağım, uzaktan gördüm. Arabanın dışarıdan bakıldığında şu arka çamurlukta belki boya olabilir. Lastikleri falan iyi durumda. Tamponda ufak tefek şeyler var, çizikler var. Çok böyle şey olmayan. 415 bin fiyat yazılmış. 2008 model. 1.4'tür diye tahmin ediyorum. Bir değişeni, 3 boyası, 1500 lira hasar kaydı varmış. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Muhtemelen pazarlıkla hani 400 bine ya belki altına da almak mümkün olabilir. İçini de çekeyim. Koltuklarında, koltuk kılıflarında şunda sadece bir leke var. Onun dışında göğsü falan iyi durumda. Düzgün duruyor. Şöyle bir kapı hissiyatı da hoşuma gitti. Arkadan da bakıldığında Accent Era bu şekilde. Era'nın dışarıdan bakıldığında rengi hoş ve çizgileri hiç fena değil. Bakalım bilgileri nasılmış. Era piyasada çok ilgi görüyor. Araba 2010 model. 186 bin kilometrede 425 bin fiyat yazılmış. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Satan abiye bir en son kaça bırakacağını soracağım. Bir de benzinlisi 1.4 benzinli mi? 1.4 benzinli manueli en son kaça bırakırsın? Düz 400 diyeyim mi videoda? Kurtarır mı seni? 415 dedi Satan abi. Şöyle bir arkadan çekeyim. Fena durmuyor. Tabii hani kilometresi falan da uygun. Ama 400 binle seviyelerinde eralar son dönemlerde piyasada karşımıza sıkça çıkıyor.
bir tane daha ERA var. Dediğim gibi ben 400 bin liralık bütçelerde ERA bakarım. Ama üzerindeki bütçelerde ERA'yı çok tercih eder miyim sorusuna evet diyemiyorum. İçi bu şekilde. İçi gerçekten güzel. Herhangi bir kusur göremedim. Motoru açık. Motoru açık olduğu zaman hani benim motorum temiz. Buyurun gelin. Bakın gibisinden bir muhabbet geçer. 1.4 TIM donanım 265 bin kilometrede 435 bine fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Boya değişen, hasar kaydı ve son fiyat. Sizin de mi araba? Evet. Boya değişen? Ön kaput değişenim var. Evet. Boyamda 3.5 parça lokallerim var yan tarafta. Yan taraf, kaput değişmiş, yan taraflarda 3-4 parça boya var. Hasar kaydı? Hasar kaydı 5.000 lira. 5.000 hasar kaydı var. 400 bin lira sizi kurtarır mı? En son ne kurtarır? Abi ses sistemiyle beraber 415 diyorum. Ses sistemi, ses sistemsiz peki 400 kurtarır mı? Ya şimdi hep şey çekerken, ERA çekerken şunu söylüyorum. Benim 400 bin acı bütçem olsa ERA'ya bakarım. Ama 400 binin üzerine çıkarsam diyorum, ERA'yı çok tercih etmem. O yüzden 400 bin üzerinde durdum. Ses sistemsiz, hani böyle sıkı bir kavgayla söz vermiyor. Arkadaş öyle demiyor ama herhalde 400 bine veya bilemediniz 405 bine bırakır diye tahmin ediyorum. Katılım olursa yeni bir video serisine başlamak istiyorum. Satlık otomobilim. Şimdi bu tarz bir video serisini kanalın ilk günlerinde yapmıştım. Fakat burada işte sağımda solumda yakınlarımın otomobillerini detaylı bir şekilde anlatarak yapmıştım. O seri hani kanal da yeniydi. Biz de işimize çok vakıf değildik. Çok böyle istediğim kadar müthiş ilgi görmedi. Bu serideki fikrim şu. Örneğin pazarda mesela bir otomobili çekerken ilk başta kendi gördüğüm kusurların durumunu genel olarak soruyorum. Fiyatının piyasaya kıyasla karşılaştırıyorum ve sahibinin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobilin bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Ama bu bir dakika sürüyor. Bu seride ayrıntılı olarak belki bir test sürüşüyle, belki sahibinin ekspertiz yaptırmışsa onunla, belki ustaya gitmeyi kabul etmesiyle, ustayla, yani detaylı alıcı gözüyle böyle alıcıymış gibi otomobili gidip değerlendirerek onun videosunu paylaşmak istiyorum. Bu seride ne alıcıdan ne satıcıdan en ufak bir maddi beklentim yok. Benim için videolar izlensin, bana bu yeterli arkadaşlar. Bu seride biliyorum ki pazar videolarında yüzlerce otomobil satıldı videoları izleyip. Bu seride de işe yarayacağını, alıcı ve satıcı açısından belki hayırlı bir işe vesile olabileceğimi düşünüyorum. Fakat burada bir beklentim ya da hani şart gibi söylemeyeyim ama şunu yapmayımı beklemeyin. Pazarda bazen karşıma çıkıyor. Piyasası 400 bin lira olan otomobili mi çek diyorlar. İşte gidip bakıyorum fiyatına 550 bin lira yazmış. Böyle otomobilleri ben zaten pazarda çekmiyorum. Özel olarak hiç videosunu çekmem. Ya da bazı satıcılar otomobillerinin kusurlarını gizlememi, işte o otomobillerini övmemi bekliyor. Böyle bir durum da beklemeyin arkadaşlar. Neyse o objektif bir biçimde. Yani kendinize, dürüstlüğünüze, otomobilinize güveniyorsanız ben de gelip otomobilinizi alıcı gözüyle değerlendirip kısa bir test sürüşü yapıp otomobilinizi çekmek isterim. Belki hayırlı bir işe de vesile olurum. Bu şekilde bana can2301@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu projeye katılmak isterseniz. Onun dışında yorumları da okuyorum ama kaçmaması açısından hani yorumun yanında yoruma yazabilirsiniz elbette ama e-posta atarsanız daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurarız. Umarım seride yeteri kadar ilgiyi görür. İşte hep muhabbet burada. Şimdi geçse 475 bin lira yazılmış. Muhtemelen temizdir. Otomatik şanzıman daha doğrusu. Ondan dolayı fiyatı emsallerinin üzerinde yazılmış. 104 bin kilometrede boya değişen yok. İşte bundan dolayı şimdi hem düşük kilometre hem otomatik şanzıman olunca piyasanın aranan otomobillerinden oluyor. Şöyle bir içini de çekeyim. Şanzıman olarak da başarılı bir otomobil. İçi de bu şekilde arkadaşlar. İçi de gerçekten temiz duruyor. Allah var yani. Manuel sanıp fiyatına yüksek diyecektim ama otomatik ağır hasar kayıtlılar falan 350 bin liradan başlıyor. Otomatik geçişlerin temizleri düşük kilometreli boyasız olunca bir de satan arkadaşlara 450'ye bırakır mısınız diye sorayım düz hesap. Takipçilere mi? Evet. Olsun takipçiler özel olsun. 450'ye en son ben söyledim direkt takipçilere bırakacağı söyledi. Arabanın lastikleri falan da yeni. Hani masrafsız gibi duruyor araba. Masrafsız muayenesi. 1,5 seneden fazla var. Tekerleri yeni. Lastiği yeni. Yapmışım, bakımları yapılmış arkadaşlar. 4 cam otomatik, klimalı, evet. Çift airbag. Yiğir mi? Piyasada aranan bir otomobil olduğu için pazarda pek olmuyor. Yani pazara düşmeden satılıyor.
Bu U20'ye 515 bine fiyat yazılmış. 2016 model 198 bin kilometrede etek altı boyalı 1.2 manuel benzinlisi, hasar kaydı yokmuş. 515 yazılmış ama en son düz hesap 500'e bırakabileceklerini söylediler. Şöyle bir içini de çekip sizlerle hemen paylaşayım. Böyle biraz modifiye edilmiş cam filmleri, işte rüzgarlıklar gibi. İçi bu şekilde. Ya U20'nin hep bana böyle bir kullanımı şey geliyordu. Ruhu düşük gibi geliyordu ama kullananlar gerçekten memnun. Çok sorun çıkartmadığı için otomobillerinden memnun ve piyasada mesela yakıt tüketimi düşük, yedek parça fiyatları hesaplı. Bundan dolayı yani normal emsallerine kıyasla daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor. Hyundai Accent Blue'nun dizel otomatik 1.6 dizel otomatik Mod Plus donanımı. Şimdi piyasada genellikle 600 bin lira civarında otomatik şanzımanlı otomobil arayanların ilgi gösterdiği bir otomobil ve çift kavramalı bir şanzıman kullanılmış. Genellikle hani böyle çift kavramalı şanzımanlarda işte Volkswagen'de, Renault'da, Ford'da sorunlar çıkar. Yazılım, volant, mekatronik sorunları hep böyle duyarız ama Hyundai'nin çift kavramalı DCT şanzımanları böyle kronik olarak sorunlu diyebileceğimiz bir şanzıman değil. Genel olarak diğerlerinden daha başarılı. Şimdi bu otomobilin tavanında, dört kapısında boya yokmuş. Parça parça 30 bine civarında hasar kaydı varmış. Şöyle arkadaşlar bakıyor ama şuradan geçip etiketini sizlerle paylaşayım. Önce şöyle bir kapıyı hafiften bir açıp İçini sizlerle göstereyim. İçi bu şekilde, hani rahat delinebilecek, sürüşü de böyle çok keyifli olmasa da sahibini yormayan bir sürüşe sahip. Önden bakıldığında ön üç parçası boyalıymış. Bu çizgilerine falan bir kontrol etmek gerekiyor. Şura biraz ayrık duruyor, çok önemli gibi görünmese de. 2017 model, 205 bin kilometrede ve 625 bin lira fiyat yazılmış arkadaşlar Accent Blue'ya. Lastikleri falan da iyi durumda. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.